Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi Temmuz ayında okuduklarım videosu çekiyorum. Bugün 1 Ağustos. Temmuz ayını dün bitirdik ve o ay boyunca okuduklarımdan size bahsedeceğim. Bu sene 6 ay boyunca Haziran'a kadar hiçbir şekilde bu ay okuduklarım videosu çekemedim. Bu yüzden çok üzgündüm ama artık Temmuz ayından sonra elimden geldiğince her ay okuduklarım videosu çekmeye çalışacağım. Bu ay çok güzel kitaplar okudum. Gerçekten birbirinden güzel kitaplar okudum. Eski okuma hızıma döndüm. Artık işte vaktim yok, şöyledir, böyledir bahanelerini geri bırakıp, telefonu da bir kenara bırakıp gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Benim bir defterim var. Okuduklarımı listelediğim ve bitirdiğimde kitabı direkt buraya, hangi kitabı bitirdiysem, sevip sevmediysem ondan bahsediyorum. O deftere bakarak sırayla hani ilk hangi kitabı okumuşum, sonra hangisini okumuşum diyerek Temmuz ayının bir özetini sizlere göstereceğim. Şöyle ilk önce size okuduğum kitapları göstereyim. Ay her yeri post-it olmuş, bakar mısınız? Bunlar okuduğum kitaplar. Şimdi bunları tek tek size hafif hafif yorumlarından bahsederek anlatacağım. Okuduğum kitap Kararsız Kalpler'di. After serisinin yazarının yan kitabı Kararsız Kalpler. Bu kitaba 5 üzerinden 4 puan verdim. Bence bir bestseller olarak, bir aşk romanı olarak gayet güzel bir kitaptı. After serisini okumuşsunuzdur belki, ya Wattpad'de ya da kitabını alarak, bilmiyorum. After serisindeki Hardin karakterinin erkek kardeşinin hayatını anlatıyor. Onun yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ama bu birazcık After serisi tamamen bittikten sonra okunacak bir kitap galiba. Ya da değil, bilmiyorum. Çünkü ya 3. kitap ya da 4. kitaptan sonraki olaylar var. Çünkü Hardin'in kardeşinin hikayesini okurken Hardin ve Tess'le de karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden onların aşk hayatından da böyle birazcık bir şeyler var. Hani gerek var mı After serisini okumaya? Bence gerek yok. Ama yani bence After'dan daha iyiydi. Ben After'dan daha da çok sevdim. Yani çünkü erkek karakter daha iyiydi. Yazım dili de gayet normal, sıradan bir romantik gençlik kitabıydı. Bir sıkıntı görmedim. O yüzden de 5 üzerinden 4 puan verdim. Galiba bu seriymiş. İkincisi de daha yeni çıktı. Ama ben ikincisini almayı düşünmüyorum. Yeterince romantik kitap okudum. Bence yeter. O yüzden bu kitabın ikincisini almayacağım. Ama 5 üzerinden 4 verdim. After serisinden bence çok çok daha iyiydi. Ay okuduğum ikinci kitap ise Pushkin'den Seviyordum Sizi Seçme Şiirler. Hem Rusçası hem Türkçesi vardı içinde. Bu kitaba da 5 üzerinden 4 puan verdim. Çünkü yani Pushkin'den beklentim çok yüksekti. Gerçekten çok büyük bir beklentiyle okumaya başladım. Ve çok fazla şiir okuduğum için biliyorsunuz bayağı bir şiir kitabı okuyorum. Hani artık böyle beni delicesine etkilemesi lazım. Önceden böyle her şiir kitabına etkilenirdim. Artık o kadar çok şairle tanıştım ki her şiir kitabında aynı etkiyi yaşayamıyorum. Ve beni böyle derinlemesine etkilemesi gerekiyor. Bu yüzden de Pushkin beni böyle derinlemesine etkilemedi. 5 üzerinden 5 puan veremedim. O yüzden kendi dalında şiirler arasında kendimce 5 üzerinden 4 puan verdim. Bu puanlama olayı da birazcık şey ama hani kendime göre o şekilde puanladım yani. Bitirmen değiliz. Sadece burada hissettiklerimi, sevip sevmediklerimi ve bence dediğimiz kısmı konuşuyorum. O yüzden benim düşüncelerim böyleydi. Sonra okuduğum 3. kitap Aşk Sanatı'ydı. Ovidus. Nasıl okunuyor bilmiyorum ismini. Ama Latin dünyasının, yani Latince'nin en ünlü şairlerinden biriymiş kendisi. Bu yüzden heyecanlı aldım, işte çok güzel şiirler okuyacağım. Aşk sanatı diyor, bana aşkı çok güzel anlatacak falan diye. Çok büyük bir heyecanla aldım ve aynı heyecanla okuduğum bir kitaptı. Ama tamamen bir hayal kırıklığıydı. Zaten Instagram hesabımda da bol bol bahsettim. Kitap resmen aşk sanatı adı altında taciz, tecavüz, aklınıza ne geliyorsa onu överek anlatıyor. Gayet meşrulaştırılmış bir şekilde bahsediliyor. Yani açık açık şiir, yani cümle aynen şu şekilde. Bir erkek, işte sen bir erkeksin, kadını öptün, kadın sana işte hayır öpme falan diye büyük ihtimalle seninle cilveleşiyor. Kadın sana hayır derse sen işin devamını getirmeye çalış, zorla. Çünkü kadınlar bundan hoşlanır, zorlanmaktan hoşlanır. İşte hani sen bunu cilve cilvedir bu, hani hayır diyorsa yine de devam edeceksin, zorlayacaksın falan. Ya da işte birçok güzel bir kadın gördün, peşinden git, yolda takip et. Yok işte minderde oturan tek bir kadın gördün, hemen yanına otur, işte şunu yap bunu yap. Bildiğiniz, yani
taciz, bildiğiniz taciz yani. İşte eşin seni aldattı mı, sen de onu aldat, boşver o seni aldatsın, ne olacak falan. Yani çok ilginç bir kitaptı. Gerçekten çok ilginç bir kitaptı. Benden uzak olsun. 5 üzerinden 3 puan verdim. Hatta belki 2 puan bile verebilirim. Şimdiden 3 verdim bilmiyorum. Çok sakıncalı bir kitaptı bence. Hiç doğru bulmadım. Anlattıkları hiç doğru şeyler değildi. Beni çok rahatsız etti. Bir klasik daha okudum. Bu felsefe yazarlarından bir yazar. Mutlu Yaşam üzerine, Yaşamın Kısalığı üzerine. Yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden biri. Çok iyiydi. Yani bu ay okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. 5 üzerinden 5 puan verdim. Her yere yıldızlar koydum. Yani gerçekten çok güzeldi. Bayıldım. Bayağı güzeldi. Her yeri, postitleri görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle sayfalarca çizmek istedim. Yani gerçekten utandığım için çizmeyi bıraktım. Ama her yerini çizdim. Resmen her sayfasını çizdim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün sayfayı çizmemek için kendimi zor tuttum. Ay ayrıcı düştü bu arada. Her yerini çizdim. Çünkü gerçekten bir insanın mutlu yaşamak üzerine ve yaşamın değerini bilmek üzerine, yaşamın kısalığı üzerine her kelimesi, her cümlesi öğüt niteliğindeydi. Ya bayıldım. Çok güzeldi. Instagram'da zaten dedim ki bunu alıyorsunuz yani. Kitabın fiyatı 10 TL. İndirimle böyle 7'ye 8'e falan bulabilirsiniz. Yani 10 TL'ye okuyabileceğiniz en iyi kitaplardan biri. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aşık oldum. Çok güzeldi. İşte ülkemizde böyle felsefe deyince direkt korkuluyor. Çok ağır işte. Felsefe okunur mu? Felsefe... Hayır, öyle bir şey yok. Dili çok rahattı. Gayet güzeldi. Böyle diğer felsefecilerle falan böyle kendini ve söylediklerini karşılaştırdı. Soru cevap kısmını hem soruyor hem cevaplıyor. Çok güzel bir anlatım dili vardı. Asla ağır bir kitap değil. Lütfen ama lütfen okuyun. Yani şiddetle, böyle şiddetle böyle kafanıza vura vura tavsiye ediyorum. Pişman olmayacaksınız ve bana çok teşekkür edeceksiniz. En sevdiğim klasiklerin içine bile girebilir çünkü çok güzeldi. Daha sonra çizgi roman okumaya karar verdim ve 5-6-7 bu ay okuduğum kitaplardan. Efsane serisinin 3 tane çizgi romanı var biliyorsunuz. Efsane, Deha ve Şampiyon. Şöyle göstereyim. Bu 3 çizgi romanı okudum. Aslında Mary Lou'nun Efsane serisi. Bu arada distopik bir seri. Efsane serisinden çizgi romanlaştırıldı. Ben Efsane serisini okumuştum ve Mary Lou hayranlıyım. Çok çok seviyorum. Efsane serisi de çok güzeldi. Çizgi romanları da görünce tabii ki de direkt aldım ve hemen okumaya başladım. Şöyle ki bence kitaplar daha iyiydi. Ben zaten çizgi roman çok seven bir insan değilim. Daha çok manga seven bir insanım. Hani bu çizgi romanları başkası yazmış olsaydı gerçekten almazdım. Ben Mary Lou hayranı olduğum için aldım. Kitaplar çizgi romandan bir tık daha iyiydi ama çizgi romanların içinde, yani roman farklı bir şey çünkü çizgi roman farklı bir şey. Çizgi romanların içinde değerlendirdiğimizde çizimleri olsun, görselleri olsun, diyaloglar olsun gerçekten en sevdiğim çizgi romanlardan biri oldu. Eğer çizgi roman okumayı seviyorsanız Efsane serisini okuyabilirsiniz. Ay okuduğum 8. kitap ise Çamur Çocuk. Şöyle Timaş Yayınları'nın bir kitabı. Ya bunlar çok parlıyorlar mı? Siz göremiyor musunuz? Bilmiyorum ama... Çamur Çocuk. Ben bu kitabın konusunu okuduğumda aşırı derecede heyecanlanmıştım. Gerçekten hani çünkü mülteci çocukları anlatıyordu ve ben hani empati yapma konusunda özellikle kitap okurken o kadar çok yapıyorum ki kendimi yerden yere vuruyorum yani. Üzüldüm mü tam üzülüyorum. Mutlu oldum mu da tam mutlu oluyorum. Gerçekten çok fazla empati yapıyorum ve Çamur Çocuğu okurken de hani çok heyecanlanacağımı, mülteci çocukları okurken çok duygulanacağımı falan düşünmüştüm. Aslında bu bir çocuk kitabı. Yani puntolu falan bayağı büyük. Bayağı fazla büyük hatta. Çünkü çocuk kitabı kendisi. Belki 21 yaşında olduğum için bana fazlasıyla hitap etmedi. Yazarın yazım dili bence hiç güzel değildi. Yani yazarın yazım dili çok samimiyetsizdi. Ve buradaki karakterlerin, mülteci çocukların hepsi gerçek hayattan alınmış şeyler. Belgeselden, oradan buradan, sitelerden gerçekten böyle insanlar var. Rağmen samimi gelmedi. Gerçekten yani güzel bir emek harcanmış aslında. Gerçek hayattan olduğu için işte mülteci çocuklar incelenmiş. Bayağı arkasında site isimleri var. Bayağı. Ama bence biraz daha nasıl diyeyim? 10-15 yaş için bir kitap. Yaş aralığı bence bu. Bayağı çocuk kitabı. O yüzden bana hitap etmedi. Sevemedim diyebilirim. Sonra Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden bir kitap daha okudum. Yine Seçme Şiirler. Bir şiir kitabıydı. Ben şiir delisi olduğum için. Yani şiir benim için her şey. Emily
Yani nasıl okunduğu hakkında gerçekten soy ismi hakkında bir fikrim yok. Yazarın ismi Emily. Çok çok sevdim. Yani yazım dili gerçekten çok güzeldi. Aşk hakkında falan çok güzel şeyleri vardı. 5 üzerinden 5 puan verdim. Yani beni gerçekten etkilendirdi. Şuramda hissettim. Bu yüzden de 5 üzerinden 5 puan verdim. Çok güzel şiirleri vardı. İçini zaten bayağı post-itlemişim. Bayağı post-it yapıştırmışım, çizmişim falan. Eğer şiir meraklısıysanız ve şiir okumak isterseniz tercihiniz kesinlikle olsun Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinin arasında. Sonra Şeyma Subaşı'nın sadece Şeyma kitabını okudum. Şöyle göstereyim. 5 üzerinden 2 puan verdim bu kitaba. Sevemedim. Yani anlatım dili bence hiç iyi değildi. Otobiyografi türünü doğru yansıttığını da düşünmüyordum. Çünkü içinde bir anda kendi hayatını anlatırken yemek tarifleri ve işte moda hakkında böyle ipuçları falan vermeye başladı. Yani aslında sanki birisi mikrofon uzatmış da röportaj yapıyormuş gibi bir hava vardı kitapta. Hiç böyle kitap gibi hissetmedim okuduğum şeyi. Sanki bir televizyon kanalında Şeyma Subaşı'yı izliyormuşum gibi hissettim. Yazım dili bence çok iyi değildi. 3 editörün hazırladığı söyleniyor. Bence böyle bir şey yok. Yani 3 editörün bir araya gelip böyle bir kitap çıkarmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve yani okurken zaten ayrıca düşüyor. Okurken zaten kelimeleri ve cümleleri görünce Şeyma Subaşı'yı hiç böyle bir iki kere televizyonda gördüyseniz onun dili olduğunu anlıyorsunuz. Yani editörlük bir şey yok bence ve sevemedim. Zaten kitaptan uzun uzun bahsettiğim bir kitap yorumum var. Onu da izleyebilirsiniz. Daha sonra iki tane daha klasik okudum ama bunlar modern klasiklerdi. İlk önce Zweig'in Steifen. Almanlar için Steifen, İngilizler için Stephen, Türkler için Stefan diye okuduğumuz yazarımızın, ben çok seviyorum kendisini, Stephen Zweig diyorum ya da Steifen Zweig fark etmez. Çok telaffuzum da iyi değil. Kızıl kitabını okudum. Ben bu kitabı daha önce okumuştum ama tekrar okumak istedim. Bilmiyorum. Çünkü böyle kitaba baktığımda konusunu net bir şekilde hatırlayamadım. Normalde her okuduğum kitabı baktığımda hatırlar ve ana hatlarıyla kitabı anlatırım. Ama bu kitabı böyle baktım kitaplığıma, dedim ki ya sen bu kitabı okuduğuna emin misin? Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yani birazcık kızıl hastalığını falan hatırlıyorsun ama tamamını hatırlamıyorsun. O yüzden tekrar okumaya karar verdim ve Kızıl kitabını okudum. Çok iyiydi. Yani bu adam, bu nasıl bir yazar gerçekten anlamıyorum. Her duyguyu, her yani insanın içinde olabilecek her duyguyu o kadar iyi yazıyor ki aklınız durur ya. Ben gerçekten şaşırıyorum. Mesela bir kitabında kıskançlık duygusunu ele alıyor ve onu yani 50 sayfa boyunca, 60 sayfa boyunca öyle bir betimliyor ki şok oluyorum. Yani karakterleri çok sağlam ve duyguları da çok sağlam. Zaten yani duygular üzerine gerçekten çok iyi kitaplar yazıyor. Bu kitapta da yalnızlık, özgüven eksikliği olan bir adam var ve çok yalnızlık çekiyor. Hani onu o kadar iyi anlatmıştı ki yani adam için oturup ağlayacaktım. Yani gidip yanına sarılıp hayır bu kadar yalnız olma falan diyecektim. Çok çok hissettiriyor. Yani kesinlikle okuyun. Ben zaten yazarı çok seviyorum. Yazarın çoğu kitabını da okudum. Kızıl'da bu ay okuduğum ve en sevdiğim kitaplarından biri oldu. Daha sonra modern klasiklerden bir kitap daha okudum. Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar. Daha önce ben Halil Cibran'dan Ermiş okudum. Ermiş'in Bahçesini okudum. Meczup okudum. Bir kitabı daha vardı. Hatırlamıyorum şu an. Bir kitabını daha okudum. Halil Cibran sevdiğim bir insan. Kitaplarını falan da seviyorum. Bu kamera çok yukarıda kalmış bugün ya. Çok bir şey fark etmedi ama devam edeyim. Bu kitabı akıl durdurur yani. O kadar iyiydi ki ben Halil Cibran'ın zaten yazım dilini çok seviyorum. Diğer kitaplarını da sevmiştim ama diğer kitaplarından 1000 kat daha güzel. 5 üzerinden 5 verdim. 2019 yılının favori kitaplarından biri. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum ve kafanıza vura vura. O Mutlu Yaşam Üzerine kitabı gibi. Çok iyiydi. Bakın yani incecik bir kitap ama her yerine post-it yapıştırdım. Saklayamadık ama görmüş olduğunuz gibi her yerine post-it yapıştırdım. Bir aşk var kitabın içinde. Bir ikilinin aşkının öyküsü, hikayesi anlatılıyor. 80 sayfada sen bir aşkı nasıl bu kadar güzel anlatabilirsin? Yani o kadar güzeldi ki bu devirde yaşananlar o zaman nasıl aşk oluyor falan diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü her cümlesi, her satırı
çok duyguluydu. Yani oturup ağlamak istedim gerçekten. Zaten Instagram'da kesinlikle bu kitabı hemen alıyorsunuz diye herkese paylaştım. Kitabın fiyatı 8 TL. İndirimle yine 5 liraya 6 liraya falan bulursunuz. Herkes sonunda ağladım falan diye bana mesaj atmış. Çok duygusal bir kitap. Yani bayıldım. Daha sonra yabancı yayınlarından bir roman okudum. O da Gicherella. Gicherella diye okunuyormuş. Cinderella'nın günümüz uyarlaması. Cinderella masalını almış, günümüzde bir kıza uyarlamış. Aynı zamanda bu kızı geek bir kız yapmış. Amerikanlarda geek kavramı aşırı derecede asosyal ve bir şeye çok fazla takıntılı, yani bir konuya çok takıntılı olup kendini toplumdan uzaklaştıran insanlar için kullanılıyormuş ve aşırı derecede asosyal oluyorlarmış. İnternetten bunu çok fazla araştırdım çünkü. Bu geek kavramında da işte genelde toplumda birisine böyle dışlamak, hakaret etmek için kullanırlarmış. Bu kitaptaki kızımız da astronomiye, yani yıldızlara çok takık bir insan. Yıldız alanı hakkında, böyle yıldız savaşları hakkında falan çok fazla film izlemiş bir insan. Ve bunu da hayatına çok adapte etmiş, asosyal. Aynı zamanda üvey annesi ve üvey kardeşleriyle yaşayıp üvey annesinin ve üvey kardeşinin onu eziyet ettiği, tamamıyla Cinderella hikayesine benzeyen bir uyarlama. Yani güzel bir kitaptı, kötü bir kitap değildi ama yazar ilk 100 sayfada çok fazla sıkmıştı. İlk 100 sayfada çok boş konuştu. Ben ilk 100 sayfayı bir haftada okudum. Yani günde 2 tane kitap bitiren insan, bunun yüzünden az daha reading slump'a giriyordum. Gerçekten beni çok rahatsız etmişti. Sonra 100 sayfadan sonra her şey açılmaya başladı ve geri kalanını da 2 gün içinde hemen bitirdim. Yani aslında güzel bir kitap ama ilk 100 sayfaya katlanabilirseniz. İlk 100 sayfa yüzünden beni çok sinirlendi ve 5 üzerinden 4 puan verdim. Yani güzel bir kitaptı, sevdim. Gayet tatlı bir kitap. Gençlik kitabı okumayı seviyorsanız da okuyabilirsiniz. Okuyabilirsiniz diyorum ki şey gibi, sen izin verdim okuyabilirsin. Sana ne oluyor? Kendimce tavsiyelerde bulunuyorum, yanlış anlamayın beni. Daha sonra Sırma'nın Günlüğü kitabını okudum. Naşide Gökbuğ'da, Neden yayınlarından zamanında çıkmış olan Sırma'nın Günlüğü, böyle bir roman. Ben bunu 8. sınıfta okumuştum. Bundan kaç yıl önce? 8-7 yıl öncesi yani. Ve hala kitabı gördüğümde duygulanıp ağlayasım geliyor. Yani bu kitabın yorumunu girdiğim bir videom var. Ona da bakmayı unutmayın. Yani kesinlikle okuyun bu kitabı. Ben çok çok etkilenmiştim ve Naşide Gökbuğ'dan dilini çok sevmiştim. Çok ağlamıştım. 8 yıl sonra tekrar okumak istedim ve kitabı tekrardan okudum. Ve 8 yıl sonra yine aynı etkiyi yaptı. Yine ağladım. Yine çok duygusal bir kitaptı. Yani kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Galiba baskısı bulunmuyor. İnsanlar böyle sahaflardan falan ya da internet sitelerinden böyle sahaf olan yerlerden bulmaya çalışıyorlar. İnşallah sizler de bulursunuz bu kitabı ve okursunuz. Gerçekten çok güzel. 5 üzerinden 5 puan verdim. Mükemmeldi. Daha sonra Yapı Kredi yayınlarından 3 tane kitap okudum. Şöyle 3 tane. İlk önce Faruk Nafiz Çamlıbel'in Şarkın Sultanları kitabından bahsetmek isterim. Bu gayet güzel bir şiir kitabı. Ben daha önce Faruk Nafiz Çamlıbel'in başka bir kitabını okumuştum, şiir kitabını. Kendisiyle zaten tanışıyoruz. Ama bazı noktalarda anlaşamadığımız şeyler var. Bazı şiirlerinde böyle duyguyu tam hissedemiyorum. Yani ben hissedemiyorum. Belki siz hissedebilirsiniz. O yüzden 5 üzerinden 4 verdim. Ama sevdiğim bir şairdir ve şiirleri de gerçekten güzeldir. Daha sonra Gülten Akın'ın Kırmızı Karanfil kitabını okudum. Bu toplu şiirler birinci kitabı. Yani bugüne kadar yazmış olduğu bütün şiirleri 3 cilde bölmüşler ve 1-2-3 yapmışlar. Benimki şu anda toplu şiirler birinci kitabı Kırmızı Karanfil. 1956 ile 1971 yılı arasındaki şiirleri bulunuyor içinde. Çok güzeldi. Yani kesinlikle bunu da kafanıza vura vura öneriyorum. Bu yılın tavsiyeleri içinde 2019'un en sevdiğim kitaplarından biri. Çok güzeldi. Yani altını çizmekten helak oldum. Bu kadar anlamlı cümleleri, kelimeleri insanın kalbine bu kadar dokunan ve okurken ağlamak istediğim başka bir şiir kitabı daha olmamıştır belki. Yani illaki vardır ama son zamanlarda en çok etkilendiğim şiir kitaplarından biriydi. Gülten Akın'ın Kırmızı Karanfil kitabının bu birinci cildini okumanızı tavsiye ederim. Ben çok çok etkilendim. 14 liraymış. İndirimle ona falan bulursunuz yani. Gayet uygun fiyatlı kitaplar aslında. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bayılmıştım. Lale Müldür'den bir şiir kitabı okudum. Buhuru Meryem adında. Şöyle göstereyim. Ben daha önce Lale Müldür'ün bir şiir kitabını daha
okumuştum. Bir fuarda Yapı Kredi Yayınları'nda bana orada çalışan birisi önermişti. Hani daha önce ismini duydun mu falan. İsmini hiç duymadım, haberdar olmadığım bir şairdi. İlgimi çekmişti. Bir kitabını almıştım ve gerçekten çok güzeldi. Böyle birazcık sanki Mine Söğüt'ün şair hali gibi. Yani Mine Söğüt'ün öyküleri vardır biliyorsunuz, çok güzeldi. Sanki onun şair hali gibi hissediyorum ben. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. İlk önceki okuduğum kitabı, ismini şu an hatırlamıyorum. Sonra işte Buhuru Meryem'i de aldım ve okumaya kalkıştım. Güzeldi ama bana ilk kitabındaki etkiyi maalesef vermedi. İlk kitabını çok çok sevmiştim. O okuduğum kitabın adı neydi ya? Şurada vardır da göremiyorum şu anda. 5 üzerinden 5 vermiştim o kitabına. Buna 5 üzerinden 4 verdim. Çünkü o kitabı kadar iyi olmayınca, böyle kendi arasında değerlendirince bir tık daha altında kaldı. Yarım bıraktığım bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Garson kitabı, Timaş Yayınları'nın. Çok büyük beklentilerle başladığım ama beklentilerimi karşılamayan bir kitap oldu. Bir kere yazın dilini sevmedim. Bu kitap şöyle bir şey. Garson, yani çok ünlü bir yerde garson olan bir adamın gözünden okuyorsunuz. Aslında oraya gelen müşterileri ya da garsonluk mesleğini, işte oraya gelen müşterilerin toplumla olan ilişkisini, sohbetlerini, aslında birazcık sosyolojik olayların olduğu ve eleştirisel bir dil. O nasıl söyleniyor bilmiyorum. Yani kitabın dili birazcık eleştiri üzerindeydi. Hiciv üzerineydi. Alttan eleştirilerden bulunup çok büyük anlamlar vardı. Ama ilk 100 sayfaya geldim ve gerçekten çok büyük zorluklarla geldim. Kesinlikle bana hitap etmeyen bir türdü. Hani arkasında işte klasiklere bile girebilecek bir dili falan var diyor. Gerçekten herkes çok sevmiş galiba ama ben sevemedim ve yarım bıraktım. Dayanamadım. Çok üzgünüm. Bir 100 sayfa falan okudum. Hani yarım bıraktığım bir kitap. Bitirmedim. O yüzden de yani aslında okuduğum bir kitap sayılmaz. Bitirdim olarak da saymadım. Aslında bu ay 18 kitap okumuş oluyorum bu kitabı saymazsak. Doğru, aynen, bu ay 18 kitap okumuş oluyorum. Bu ay son zamanlarda pazartesi günü galiba Kutup Yıldızı serisine başladım. Mehtap Fırat'ın Epesos Yayınları'ndan çıkan Kutup Yıldızı serisi. Ben Epesos Yayınları'na gittiğimde inanamıyorum, Kutup Yıldızı'nı nasıl okumazsın, çok iyi seyredir falan böyle sohbet ederken tatlı tatlı kitaptan bahsettiler. Çok ilgimi çekti ve dedim ki ben Kutup Yıldızı serisini okuyacağım. Sonra işte serinin kitaplarını almaya başladım. İlk Kutup Yıldızı 1'i aldım, sonra 2 ve 3'ü sipariş verdim. Şöyle söyleyeyim, çok güzeldi. Gerçekten 5 üzerinden 5 puan verdim. Bu serinin ayrı uzun bir yorumunu gireceğim. Ama kısacık bahsetmem gerekirse, yani bir Türk yazarın, Almanya'da yaşayan bir Türk yazarın dili gayet güzeldi. Gayet güzel bir gençlik romanı yazmıştı. İnsanı rahatsız eden öğeler yoktu. Böyle işte şiddettir, işte saçma saçma hareketlerdir. Böyle yani... Bir de galiba Wattpad kitabıymış önceden, ben bilmiyordum. Böyle Wattpad'den çıkan kitapları genelde böyle insanı bir tık da rahatsız eden bir şeyler oluyor yani. Bir tık bile olsa oluyor. Hiç rahatsız eden bir şey yoktu. Karakterleri aşırı derecede samimiydi. Yani her şey gerçek hayattandı. Ve bu kadar samimi olduğu için kitabın içine daha fazla girebiliyordunuz. Ya, kitaptan uzun uzun gerçekten bahsetmek istiyorum. Her karakterini böyle tek tek konuşmak, analizini yapmak istiyorum. Ama gerçekten sevdim. Hatta dün... Teknik olarak 31 Temmuz'du ve Kutup Yıldızı 2'yi 300 sayfa falan okudum. Yani aslında onu da bitirebilseydim Kutup Yıldızı 2'yi de Temmuz ayında okuduklarımı ekleyecektim. Ama bitiremedim. Gece çok uykum geldi ve kitap beni çok sinirlendirdi. Kutup Yıldızı 2. O yüzden onu bu ay okuduklarıma koyamadım ama bir 300 sayfada Kutup Yıldızı 2'den okudum aslında. 5 üzerinden 5 puan verdim. Gayet ön yargılarınızı kaldırıp kitabı bir kere bile olsun bakmanızı isterim. Dilerim yani. Bence güzel bir kitaptı. Ay okuduğum kitaplar bu kadardı. Temmuz ayının özeti bu. Şimdi size okuduğum kitapların tamamını göstereceğim. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Belki kitaplardan bahsederken parlama falan yapmıştır. Görmemişsinizdir kitapları. Açıya girdi mi? Sığmadı galiba. Evet, bu ay okuduğum kitapları görüyorsunuz. Bence her tarzdan, her türden klasikler var, bestseller var, şiir var, felsefe var. İşte Çamur Çocuk Çocuk kitabıymış mesela. Çocuk kitabı var. Çok güzel bestsellerler, çizgi roman var. Her türden okumaya çalışmışım ve zengin bir ay olmuş bence. Gayet güzel vakit geçirdim. Çok hiç sevmediğim kitaplar da oldu. Yarım bıraktığım kitaplar da oldu ama çok sevdiğim kitaplar da oldu. Klasiklerden bayağı okumuşum. Benim için bence verimli bir aydı. Bu ayı gerçekten çok tatmin edici ve mutluydu. Aslında biraz daha fazla okuyabilirdim ama zorlu güzellik olmaz. Zorlamaya
okumaya gerek yok. Bu kitaplardan neler aldım, kendime neler kattığım önemli. Aslında boş vaktimizin ne kadar fazla olduğunu bilseniz gerçekten aklınız durur. Çok fazla vaktimiz var. Telefonu bir kenara bırakıp gerçekten kitap okumak için ayrı bir vakit ayırmak, yani boş vakitlerinizi araya sıkıştırmak değil de gerçekten kitap okumaya vakit ayırdığınızda çok ciddi sayılarda kitaplar okuyabildiğinizin farkına varabilirsiniz. Ben gerçekten yani otobüste, metrobüste, orada burada yolda giderken bile okuyabilirsiniz. Gerçekten çok fazla okunuyor ve insan farkında olmuyor. Sosyal medyada gezeceğimiz zamanı kitap okumaya ayırdığımızda gerçekten çok ciddi rakamlarda ve çok ciddi sayıda kitap okunuyor. İnşallah ayda, senede 10 tane kitap okumak yerine ayda 10 tane kitap okuduğunuz zamanlar gelir. Sizler kaç kitap okudunuz, neler okudunuz, bu ay en çok sevdiğiniz ve kesinlikle herkes okumalı dediğiniz kitabı yoruma yazmayı unutmayın ki insanlar da görsün, onların da önerileri olsun. Sizleri çok seviyorum. Benim bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Ağustos ayında okuduklarım videosunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öptüm. Bay bay.